Herkese merhaba. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün çok şık bir villa tanıtacağım sizlere. 600 metrekare arsa kullanım payımız var. 240 metrekare brüt kullanım alanımız var. Denize 1 kilometre mesafedeyiz. Ayrıca Didim merkeze de yine 4-4,5 kilometre civarlarında bir mesafemiz var. Lokasyonu anlattığımıza göre villamıza geçelim. 600 metrekare arsamız var. Köşe arsa bu arada. Adadaki en büyük arsaya sahibiz burada. Ayrıca havuzumuz var, jacuzzimiz var, ateş çukurumuz var, otoparkımız var, 4 oda, 1 salon, 3 odası ebeveyn banyolu, içeride bir akıllı sisteme sahibiz, aynı şekilde alttan ısıtma, merkezi klima sistemi, merkezi kat kalorifer sistemi, fan coin ısıtma sistemine sahibiz bu villada ve içeride çok güzel de sanat eserlerinin tabloları mevcut. İçeriği zaten gezeceğiz. İçerisi çok güzel. Satış rakamına gelelim. 18 milyon TL buranın satış rakamı. Haliyle 18 milyonluk villada birçok şey isteyeceksiniz. Ama aradığınız her şeyi bu villada bulabilirsiniz. Gerçekten villada yok yok. Mükemmel bir peyzaj çalışması var buranın. Yaklaşık 40 çeşit bitkiye sahip. Burada hemen yanımda bonsai ağacı var zaten. Karşıda örgülü, neydi onun ismi? Örgülü selvi. Örgülü selvi ağacımız var. Arka bahçede yine bir anıt zeytinimiz var. Oralara da gideceğiz. Tek tek gezeceğiz. Villaya önce bir dış cepheden bakarsak antrasit gri renkleri ve beyaz renk tonları kullanılmış. Birinci katta kadar seramik döşeme. Üst katta da yine ara ara seramikler ve söve çalışmalarımız var. Çatımız kiremit. İçeride bir şöminemiz var. Gezeceğiz. Önce bir bahçe alanını bitirelim. Burada bir peyzaj çalışmamız L şekilde devam ediyor. Yine arka bahçeye kadar gidiyor. Hemen yanımda ateş çukuru var. Buradan iki basamakla aşağı indiğimizde yanlara da minder atıldığında ortaya bir ateş çukuru için mekanizma gelecek. Çok güzel bir ateş çukuruna sahip olacaksınız. Kışın bahçeyi çok güzel bir şekilde kullanabileceksiniz. Böyle villalarda bir ateş çukuru şart. Çünkü bahçeyi kışın da kullanmamız lazım. Kışın havuzu kullanamadığımıza göre bir ateş çukuru şart. Başında oturup güzel sohbetler, vakitler geçirmemiz lazım. Hemen yanında da bir jacuzzimiz var. Bu da orijinal jacuzzimiz. Kaç motoru vardı bunun? 18 voltluk bir jacuzzimiz var. Hemen yanında da büyük bir havuzumuz var. İçleri haki renginde seramiklerle kullanılmış. İki tane merdivenimiz var. Bir tanesi betonarme, bir tanesi de bu şekilde demir merdivenimiz var. Hemen yanında da şelalemiz devam ediyor. Havuz başında da bu şekilde bir güneş kırıcımız var. Çok güzel bir güneş kırıcı. Boydan boya bir şekilde ön bahçe alanını kaplıyor. İçinde yine aydınlatmalarımız var. Bir tane güneş kırıcımız da mutfak terasında var. Orayı da gezeceğiz birazdan. Yerler mermer kaplama. Buraya şezlonglarınızı atıp, bahçe masalarınızı atıp çok güzel bir zaman geçirmek için güzel bir bahçe elde edersiniz. Yine bu şekilde de mermer kaplamamız devam ediyor. Burada da bir bahçe terasımız var. Yavaş yavaş ön tarafa doğru gidelim. Villanın girişine doğru gidelim. 600 metrekare arsa kullanım payımız var. Bu arada hemen yanımızdaki yol 12 metrelik bir genişliğe sahip. Zaten karşıda villa yapılmış görüyorsunuz. Karşıdaki villa ile bizim aramıza herhangi bir inşaat gelmeyecek. Aramız komple yol. O yüzden bu ferahlığı sürekli alacaksınız burada. Köşe konumda bulunan zaten arsadayız. O yüzden burası adadaki diğer villalara göre avantajlı. Burada da bir mutfak terasımız var. Yerler 60x120 seramik. Burada yine tavanda güzel bir güneş kırıcımız var. İçinde yine aydınlatmaları var. Mutfak alanından buraya çıkıyor. Yanında da otoparkımız var. Otoparkı da göstereyim. Otoparkta rahat iki tane arabamız sığar. Bu tarz villa alan müşterilerimiz genelde zaten iki tane aracın sığabileceği bir otopark istiyor. Tek araç istemiyorlar. Geçen günlerde bir arkadaşımızı, bir müşterimize yine 500 metrekarelik, 600 metrekarelik arsa üzerine kurulu villalara gezdirdik. Birkaç tanesi de tek araçlık bir otopark vardı. Orayı beğenmedi. Benim için otopark önemli dedi. Tamam villa da önemli ama otoparka iki tane aracı koyabilmem gerekiyor dedi. Burada öyle bir sorunuz yok. Ahşap ve demir doğrama girişimiz var. Burası araç girişi. Hemen yanında da bir yaya girişimiz var. Yerlerde doğal taşlar kullanılmış. Aralarına da yine çakıl taşlarıyla süslemeler koyulmuş. Bu taraftan da alırsan villanın giriş kısmını da gösterelim. Biz bugün girişten girmeyeceğiz. Akıllı ev sistemine sahip burası. Çelik kapı kilitli. Telefonda müteahhit firmayı aradık. Uzaktan açtırdık. Aynı şekilde siz de satın aldığınız zaman akıllı sistemi aynı şekilde aplikasyonu telefonunuza yüklediğiniz zaman siz de bu şekilde uzaktan kontrol edebileceksiniz. Çelik kapı kısmımız burada. Bina kimlik sertifikamız burada. Bina kimlik sertifikasının da olması çok önemli. Buranın yapı denetime uygun bir şekilde inşa edildiğini kanıtlıyor bize. Burada da anıt zeytin. Ön bahçede bahsettiğim anıt zeytinimiz burada.
Yine L şeklinde dönen bir peyzaj çalışmamız var. Söve çalışmamız bu. Güzel bir ısı yalıtım malzemesidir bu arada. Böyle gösterelim. Bahçe duvar üstlerini yükseltebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde demir doğrama çalışmalarıyla, isterseniz de çim çitle de yükseltebilirsiniz. Yan villa demir doğramayla, demir korkulukla yükseltilmiş. Bu taraftaki de çim çitle yükseltmiş. Siz hangisini tercih ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Tercih size kalmış ama bu villada yükseltmeniz gerçekten gerekiyor. Çünkü bu tarz bir villa alıyorsanız biraz kendinize özgü yerinizin olması gerekiyor. Sokak kullanılırken içerinin gözün görünmemesi gerekiyor. O çok maliyeti olan bir malzeme de değil zaten. Bir gün içinde de hallediliyor. İşçiliği de uzun bir işçilik değil. Bir gün içinde tamamen villanın bütün bahçe taraflarının üstünü yükseltebilirsiniz. Gelelim villanın içine. Şimdi burada mutfak alanımız var. Biz buradan girdik ama giriş kısmından devam edelim isterseniz. Villanın içinde yok yok anlatacağımız çok nokta var. Biraz uzun bir video olabilir. Parasını, fiyatını gerçekten hak eden bir villa. 18 milyon değeri var buranın. Çelik kapıdan girdik. Hemen sol tarafımızda çok güzel bir vestiyer alanı var. Tavana kadar yükseltilmiş beyaz dolap kapaklarımız var. Üstte sensörlerimiz var. Hem hareket sensörü hem duman sensörü. Alarm sistemimiz kurulu bir şekilde bizi bekliyor. Yerlerde 120'ye 120 mi? 140'a 140 olması lazım. Seramikler var. Tek parça bir halinde çok güzel bir görünüm alıyor. Sağ tarafta audio marka akıllı ev sistemimiz var. Telefonunuza indireceğiniz uygulamadan da her türlü malzemenizi yani ışıklandırma, panjurları kontrol edebiliyorsunuz. Aynı şekilde alacağınız mobilyaları da, pardon, beyaz eşyaları da akıllı ev sistemine bağlarsanız orayı da kontrol edebiliyorsunuz. Salon alanından devam edelim. Daha sonra bu iki odayı gösterelim. Önce salondan başlayalım. Antre alanından geldik. İki basamakla indikten sonra burada bir salon alanımız var. Gayet güzel. Toplamda 120 metrekare, alt kat 120 metrekarede, üst kat olmak üzere 240 metrekare kullanım alanımız var bu villada. Burada çok güzel bir galeri boşluğumuz var. Önce bir galeri boşluğundan bahsedelim. Güzel bir avizemiz var, aydınlatmamız var. Hemen yanında da çok şık bir tablo var. Burası, bu tablo İtalyan bir ressamın, bir realist çalışması. Aynı şekilde tablolar yelkenli kumaşından yapılmış, kaliteli bir malzemedir. Bundan bir tane de aynı şekilde merdiven boşluğunda var. O farklı bir çalışma. Onu da göstermiş olacak sizlere. Gelelim bu alana. Burada güzel bir televizyon ünitemiz var. Yine çok şık ve kaliteli ahşap malzemelerden yapılmış. Çok güzel bir marangoz işçiliği var. Televizyon tesisatı, internet kablosu buraya çekilmiş. Ayrıca burada bir tane şöminemiz var. Asansörlü şömine. Bu şömine ısısını aynı şekilde üst kattaki odaya da veriyor. Üst kattaki odada bunlardan bahsedeceğiz. Aydınlatmamız şerit şeklinde LED aydınlatmalar, gün ışığı. Yine içinde de spot aydınlatmalarımız var. Hareket sensörlerimiz, duman sensörlerimiz burada da var. Yerlerdeki seramikler yine aynı. İki basamakla çıktığımızda antre alanına geliyoruz ve mutfak alanına geliyoruz. Burada merdivendeki şu çalışma bile gerçekten çok hoş, simetrik duruyor. Bazı villaları geziyoruz. Çok villada video da çekiyoruz. Siz de izliyorsunuz. Düz bir çalışma var. Göze hitap etmiyor. Buradaki güzel. Altta da güzel bir botanik çalışmamız var. Botanik bahçe çalışmamız var. Gelelim mutfak alanına. Burada yine marangoz çalışması devam edilmiş bu şekilde. Güzel bir vazoluk, süslemeler koyulmuş. Elektrik malzemelerimiz, anahtarlar, prizler, Vico marka. Zaten eğer biraz içli dışlıysanız bu işlerle elektrik malzemelerinde en kaliteli marka Vico'dur. Banyolarda da, banyo malzemelerinde de Vitra'dır. Bu villada banyo malzemelerinde Vitra. Elektriklerde de Vico marka kullanılmış. Hiçbir kaliteden, A kaliteden, işçilikten kaçınılmamış bir villa. L şeklinde dönen bir mutfağımız var. Yine çok güzel renklere sahip, tavana kadar yükseltilmiş antrasit gri ve siyah renk tonları kullanılmış. Yine beyazda mermerimiz var. Aynı şekilde arada da yine aynı mermerin seramikleri kullanılmış. Çok şık bir görünüm elde ediyoruz. Bu tarafı da çekersen, burada da mutfak dolapları devam edilmiş. Yine buzdolabını, mikrodalga fırın alanını koyabileceğiniz alan mevcut. Mutfağımız bu şekilde. Aydınlatmamız yine salondakiyle aynı. Yine duman sensörümüz, hareket sensörümüz burada da var. Mutfakta olması özellikle çok önemli. Diğer odalarda yine önemli ama en önemlisi mutfak diyebilirim. Bu kattaki son iki alanımız kaldı. Bir tane ortak kullanım tuvalet banyomuz var. Oraya göster istersen önce. Orada ortak kullanım sadece lavabomuz var. Banyosu yok. Sadece salonu kullandığınız zaman
lavabo olarak kullanabileceğiniz alan. Gelelim ilk yatak odasına. Ebeveyn banyolu bir yatak odası. Giriş katta burası. Giriş katta bir yatak odası böyle bir villada şart. Çalışma odası olarak düşünebilirsiniz veya yatak odası olarak düşünebilirsiniz. Yaşlınız varsa bu katta istirahat edebilir veya misafir odası olarak değerlendirebilirsiniz. Ama ilk katta bir yatak odası her zaman şart diyoruz arkadaşlar. Bir tane sürgülü kapımız var. Bahçe alanına çıkıyor. Arka bahçe alanına. Bir de ebeveyn banyomuz var. Bu şekilde gösterirsem. Bu evde toplamda yukarıda 3, burada 4. 4 tane banyo, 5 tane de lavabomuz var. Hiçbir eksiği yok villanın. Gerçekten dediğimiz gibi yok yok. Salon alanını gezdik. Salon alanında anlatacaklarımızı anlattık. Mutfağı gezdik, odayı gezdik. Artık üst kata çıkalım. Üst katta da 3 tane yatak odamız var. Ve merdiven boşluğunda Ağrı Dağı'nın uzaydan çekilmiş bir görüntüsü var. Bunun da yine aynı şekilde yelkenli kumaşından yapılmış. Bayağı kaliteli bir malzeme. Siz de araştırabilirsiniz. Evde, evin içinde fan coin ısıtma sistemi var. Bunu da gösterirsem bu arada Ağrı Dağı'nın tam zirvesi. Tam en üst noktası. Çok güzel bir görüntü. Yine aydınlatmamız da antre kısmında aynı şekilde devam ediyor. Aynen oradan da gösterirsem. Burada çatıya çıkışımız var antre alanında. Önce onu anlatmış olalım. 3 tane yatak odamız var. Bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. İlk yatak odasından başlayalım. Bu yatak odası ebeveyn banyosu olmayan yatak odası. Burayı genç odası olarak kullanabilirsiniz ve villadaki en küçük yatak odası zaten. Aslında her yatak odası da çift kişilik yatak odası olarak değerlendirilebilir. Buraya bir genç odası yapabilirsiniz. Yatak başlığımız bu tarafta. Yatak başlığında yine aynı şekilde şerit LED aydınlatmalarımız var. Tüm aydınlatmaları kapattığınızda sadece şu yatak başlığındaki iki tanesini ayrı ayrı gece lambası olarak kullanabiliyorsunuz. Bir tane Fransız balkonumuz var. Bir tane normal balkonumuz var. Burayı da göstermiş olalım. Sadece hava almak için küçük bir balkonumuz var. Villanın zaten bahçesi çok büyük olduğu için en çok zamanı bahçede geçireceğiniz için bir ihtiyacı yok. Ayrıca her odada alttan ısıtma sistemi ve kat kalorifer sistemi var. Televizyon tesisatımız var. Yerler laminant yatak odalarında bir tek giriş kattaki yatak odasında yerler laminant değildi, seramikti. Ama üst kattaki bütün odalarda yerler laminant. Aynı şekilde diğer ebeveyn banyolu yatak odasındayız. Burası toplamda villadaki 3. yatak odasını geziyoruz şu an. Son bir tane daha yatak odamız kaldı. Fan coin ısıtma sistemini bahsettim mi? Yok. Fan coin ısıtma sistemi evin içindeki havayı sürekli çevirip hava sirkülasyonunu sağlayan güzel bir ısıtma sistemidir. Aynı şekilde soğutmayı da yapıyor. İçinde soğuk su geziyorsa soğutma, sıcak su geziyorsa ısıtma yapıyor. Televizyon tesisatımız var. Yine hareket sensörümüz burada da devam ediyor. Yatak başlığımız o tarafta. Televizyon tesisatımız o tarafta. Yerler, seramik, laminant. Burada bir Fransız balkonumuz var. Yatak etrafında da, yatak yanlarında da yine iki tane daha aydınlatmamız var. Aynı şekilde açılıyor. Camımız var. Ebeveyn banyosunu gördük zaten. Son olarak bir tane daha banyo lavabomuz var. Ortak kullanım. Bir tane de ebeveyn banyosu var. Onu da göstereceğim. Pardon. Burada çok şık banyo dolapları kullanılmış. Yine havluluk olarak kullanabileceğiniz güzel alanlar bırakılmış. Bayağı da kullanışlı, büyük. Yine burada aynı şekilde el yıkama lavabomuz. Burada duşa kabin. Vitra marka gömme rezervuarlar kullanılmış. Yine aynı şekilde Vitra moda. Bu da Tesca. Tesca markada duş başlığımız var. Orayı gösterelim. Gösterdiysen son odamıza doğru gidelim. Ve villanın en güzel yatak odası burası. Burada bir tane yine balkonumuz var. İnce uzun, sadece hava almak için kullanabileceğimiz bir balkon. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. Yatak başlığımız o tarafta. Şöminenin ısıtması buraya kadar geliyor. Buradan göstereyim. Şöminenin aşağıda yanan şömine bu odayı da ısıtıyor. Burada filmli bir camımız var. Galeri boşluğu alanına bakıyor. Buradan salonu rahat bir şekilde görüyoruz ve çok güzel de bir aydınlatma, yani görünüm elde ediyoruz. Aynı şekilde iki tane de camımız var ikinci katta, galeri boşluğunun diğer tarafında. Onlar açılıp kapanmıyor. Sadece aydınlatma almak için. Burada projeksiyon sistemini kurmamız için bir yer bırakılmış. Bu karşı tarafı olacak büyük ihtimalle ama şimdi yatak başlığı tarafa geleceği için kullanışsız olabilir. Bunu en başa alabilirsiniz. Tam yatağın üstüne alıp buraya bir perde indirip
Burada kullanabilirsiniz projeksiyonu. Çok da güzel, kullanışlı olur. Burada da yine yerler laminat. Son olarak burada bir banyo lavabomuz var. Ebeveyn banyosu. Bu arada panel kapılar kullanılmış. Nobel marka. Çok kaliteli bir markadır bu da. Son odayı da gezdik. Toplamda 240 metrekare kapalı brüt alanımız var. Onları gezdik sizde tek tek. Bütün detaylarına değindik. Şimdi tekrardan bir bahçe alanına gidelim. Bahçe alanında videoyu bitirelim. Hepinize teşekkür ederim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine villanın bahçe kısmına geldik. Kısa bir özet geçecek olursak 600 metrekare arsa içinde Didim'de İmbat Koyun'a 1 kilometre mesafede Efeler Mahallesi'nde 4+1 ultra lüks akıllı sistem villamızı tanıtmış olduk. 240 metrede brüt kullanım alanımız var burada. Fiyatı 18 milyon TL. Bu fiyattan bir pazarlığımız elbette var. Havuzlu, jacuzzili, ateş çukurlu, otoparklı çok şık bir villa izlediniz arkadaşlar. Buraya sahip olmak isterseniz veya daha detaylı bilgi alıp yerinde ziyaret etmek isterseniz iletişim bilgilerimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.